Evet, hemen konuklarımıza geçelim istersen Barış. Murat Aktahanoğlu bugün bizimle birlikte. TACİ'nin başkanı Celal Seçilmiş Bey ile birlikte. Celal Bey, siz bizim zaten hep konuğumuzsunuz. Düzenli olarak geliyorsunuz ama bu sefer yanımızda Murat Bey de var. Murat Bey de TürkTeknet.org'u anlatmak için geldi. Özellikle web sitesini söylüyorum çünkü bunun çok özel bir önemi var. Bunu anlatacağız. Bize özellikle şimdi yeni kurulan, kurmuş olduğumuz TürkTeknet.org'un amacını anlatabilir misiniz? Yani tam Türkiye'deki teknoloji alanında yeni başlayacak şirketlere önayak olacak ama bu talep nereden doğdu? İsterseniz sizinle başlayalım Celal Bey. Ben başlayayım ona isterseniz cevap vererek. Her şeyden önce Barış Bey'e ve Türkiye'deki seyircilerimize iyi akşamlar diyoruz. Türkiye'de korkunç bir teknolojik patlama var diyebiliriz. Gençler teknolojinin her alanında, üniversitelerde çok önemli programlar var. Teknokentler Türkiye'nin her köşesinde kurulmakta. Amerika ile mukayese ettiğiniz zaman bütün bu teknolojik patlamaya karşın Amerika'daki altyapı sistemi Türkiye'de henüz kurulamamış. Bunların içinde tabii en büyük Amerika avantajı sermayeye erişim. Amerika'da da bu işi çok başarılı yapan Murat Bey ve ekibi gibi çok genç ve başarılı teknolojik alanda yatırımlar yapmış, incubator dediğimiz kuluçka merkezleri kurmuş, genç firmaları bulup ortaya çıkaran, bunların projelerinin gelişmesine yardım eden, ön hazırlık yapan bir en önemlisi sonunda bunları sermayedarların, risk sermayesinin önüne çıkarıp fon almalarını sağlayan risk sermayedarlarının önüne. Bu çok önemli. Şimdi böyle bir birikim Amerika'da olunca bizler bir grup, bunların içinde bizim kurduğumuz TürkTeknet Network grubu, içinde Murat Bey ve ekibi, ben Türk-Amerikan Ticaret Odası, aynı zamanda Dünya Türk İş Konseyi Amerika temsilcisi olarak, başta New York Ticaret Ateşemiz Serhan Karabey, Sayın New York Başkonsolosumuz rehberliğinde çok geniş bir katılımcı grubunun gönüllü olarak, altını tekrar çiziyorum, hepimiz bu projeyi gönüllü olarak ortaya çıkardık ve gönüllü olarak çalışıyoruz. Bütün gayemiz Amerika'daki bu birikimi Türkiye'deki genç startup dediğimiz yeni başlayan teknoloji şirketlerine sunmak. Özellikle onların bir yerde yumurtadan çıkmış civcivlik seviyesinden uçan kuşlar seviyesine global olarak bütün küresel teknoloji dünyasına yayılmalarını sağlamak. Peki şimdi bu bağlamda çok güzel bir tabii ki bu bir girişim. İlk 10 Türk şirketini seçeceğiz diyorsunuz ve New York'a Mayıs ayında çalışmak üzere getireceğiz. Nasıl seçeceksiniz 10 şirketi? Nedir kriterleriniz? Ve kimler gelecek varsa eğer aklınızda isimler? Evet, şimdi öncelikle tekrar teşekkür etmek istiyorum bize bu alanda verdiğiniz için. Gerçekten çok önemli bir proje bu. Gerçekten tarih değiştirici bir proje Türkiye'de. Türkiye'deki girişimciler için. Seçimler çok kolay olacak. TürkTeknet.org web sitemize girerek... Tek bu arada CH ile yazılıyor, evet, değil mi? TürkTeknet.org adresinden web sitemize girerek kolaylıkla bize başvuruda bulunabilirler. Bizim aradığımız kriterler Amerika'daki yatırımcılardan gerçekten yatırım alabilecek seviyede ve kalitede ve mesela bir şirketin kopyası olmayan şirketler, orijinal fikirler. Amerika'daki... Copyright'tan bahsediyorsunuz. Hayır, klonlardan bahsediyorum. Anladım. Mesela Amerika'daki kullanıcıların da kullanabileceği türden ürünler üreten şirketler. Evet. Ve bu şirketleri biz ücretsiz olarak bedavaya bir haftalığına New York'a getireceğiz. Burada 4 gün çok yoğun bir eğitim vereceğiz bunlara. Amerika'daki yatırımcılarla nasıl konuşulur, nasıl sunuş yapılır, onlardan hangi şartlarda yatırım alınır. Bu 4 günün sonunda da 5. günde de yüzlerce Amerikalı yatırımcının önüne çıkartacağız 10 şirketimizi. Siz hangi Amerikalı yatırımcılardan bahsediyorsunuz? Onlarla zaten hali hazırda ilişkiniz var mı? Evet. Benim şu anda Amerika'da New York'ta yaptığım fon
Amerikalı, çok erken seviyedeki Amerikalı şirketleri bulup, 10 şirketi bulup, onlara yatırım yapıp, sonra onları 3 ay boyunca her gün eğitmek. 200 tane mentorumuz var. Mentor, eğitmen ya da rehber olarak açıklanabilir. Evet. Biz bunu burada yapıyoruz ve çok başarılı olduğunu görüyoruz zaten. Ve Türkiye'de de yaptığımız toplantılar sonucunda Türkiye'deki girişimcilerin en büyük sorunlarından birinin yabancı yatırım kaynaklarına erişemediklerini gördük. Ve ticaret ateşemiz Serhan Bey, başkonsolosumuz Celal Bey, diğer Türk yatırımcılar Fatih Özlütürk ve Mehmet Kırdar ve diğer mesela Amerika'da kurumsal yatırımcı olarak çalışan Murat Biçer ve Barış Aksoy, hepimiz konuşurken dedik ki bir kar amacı gütmeyen bir kuruluş kuralım ve Türkiye'deki bu çok akıllı ve çok çalışkan 10 Türk şirketini New York'a getirelim. Onlara bir şans verelim. Amacımız Türkiye'deki girişimcilerin onları heyecanlandırmak. Yani harika. Demek ki onlara çok güzel bir şirket kurarsanız biz size yatırım bulmaya çalışacağız. Sizin için önünüzü açacağız, imkan vereceğiz. Hükümetten destek olması çok güzel. Onu anlattınız zaten. Hem gerek ticari ateşimiz hem de siz bu arada DEİK'in Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun da yeni başkanısınız. Tebrik ediyorum Celal Bey. Bir sürü şapkanız oluyor şimdi şu sıralarda sizden öğrendiğime göre. Bir de bu koltuklarınız bayağı yüklü. Şimdi şirketlere hükümetten destek olacak. Peki ABD'den bir ilgi, bir destek var mı hakikaten? Yatırımcılar Türkiye'yi küçük görmüyorlar mı? Zira neticede ülke çapında baktığımız zaman küçücük bir damla diyorduk. Bunu nasıl görecekler yatırımcılar, ABD'li yatırımcılar? Zaten amaçlı o diyorsunuz. Amaç bir yerde o. Fakat hem Amerikalı hem de dünyanın diğer tarafından, özellikle teknoloji alanında gelişmiş ülkelerden, ülkelerin gözü zaten Türkiye'nin üzerinde bir süredir. Çünkü gerçekten ya kendileri gidip orada bir ofis açıyorlar veya Türkiye'deki şirketleri, ortakları vasıtasıyla izliyorlar. Zaten Türkiye'ye büyük bir ilgi var. Türkiye'yi bilen yatırımcılardan bahsediyoruz. İsim verebilir miyiz? Türkiye'yi bilmeyenlere de biz tanıtmak gideriz amacındayız. Okay. Hepsi New York'ta mı yoksa Midwest'te olanlar da var mı? Şimdi var Midwest'te olanlar, fakat bizim şu andaki oluşumuz, biz New York'ta olduğumuz için New York etrafında olacak. Bu şu anda başlattığımız bizim ilk projemiz, bir yerde pilot proje diyebiliriz buna. Fakat bu oluşum kalıcı bir oluşum. Bundan sonra bu programları yılda en az iki defa tekrar eden şekilde devam ettireceğiz. İlk önce amacımız IT ve internet sektöründeki firmalarla başlamak bu aşamada. Bundan sonra endüstrileri genişletme amacımız da var. Değişik sektörleri de içine katma. Fakat daha kolay olduğu için ilk önce bu projemizi IT ve internet teknoloji şirketleri üzerine başlattık. Yatırımcıların büyüklüğü hakkında bize bir bilgi, ipucu verebilir misiniz? Yatırımcılarımız erken seviyede yatırım yapan yatırımcılar. Fakat yani 50 bin, 100 bin dolardan 10 milyon dolara kadar yatırım yapan yatırımcılarımız var bizim ağımızda. Yani küçük ölçekli işletmeler de Türkiye'den başvurabilirler diyorsunuz. Tabii. Herkesin şansı var. Herkesin şansı var, fakat ürünün yani global bir ürün olması gerekiyor. Yani sadece Türkiye için değil, yani dünyanın her tarafından kullanıcıların olabileceği bir şirket olması gerekiyor. Çünkü girişim sermayesi genelde çok büyüyebilecek, potansiyeli çok büyük olan şirketlere veriliyor. Onun için de yani pazarın çok büyük olması lazım. Yani hedef pazarın çok büyük olması gerekiyor. Siz geçmişteki tecrübenizle bunu nasıl bağdaştırdınız? Ben mühendisim ve Amerika'da şirketler kurdum. Ve bu şirketler sayesinde ve daha sonra yatırımcılığa başlayınca gördüğüm girişim sermayesi sadece ve sadece bu şirketin kurucularının kalitesine ve pazar, muhtemel pazar payına bağlı oluyor. Yani gerçekten potansiyel olarak çok, mesela 10 milyar dolar bir şirket olabilecekseniz, şu anda çok küçük bir şirket bile olsanız girişim sermayesi alabiliyorsunuz. Fakat mesela sadece diyelim Türkiye'de çok küçük bir pazara yönelik bir ürününüz varsa, bu hiçbir zaman mesela 1 milyar dolar bir şirket olmayacağı için girişim sermayecileri de buna yatırım vermiyorlar genelde. O yüzden bizim aradığımız gerçekten yenilikçi,
inovasyon üreten ve diğer ürünleri kopyalamayan şirketler. Yani biz yeni Facebook'lar, yeni Google'lar, yeni Zynga'lar, yeni Rovio'lar arıyoruz Türkiye'de. İsim verebilir misiniz Türkiye'den aklınızda olan? Ve sonra da Barış'a döneceğim. Barış, eminim Barış'ın da soruları vardır. Çünkü iki konuğumuzla seni duyabiliyorlar Barış. Son hemen yani size onu sormak istiyorum. İsim verebilir misiniz? Türk şirketlerinden böyle potansiyeli olan, parlak gördüğünüz. Yoksa... İsim vermek ne derece doğru olur? Şu an şu aşamada. Evet. Evet. Peki. Örnekler var ama bizim asıl gayemiz... şu anda bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Benim bir fikrim var. Bu fikri nasıl geliştirebilirim diyenler değil bizim şeyimiz, hedef kitlemiz. Başlamış olacak, bir yere gelmiş olacak. Dünyaya açılmaya hazır olacak. Ürün biz hali onlara, hazırda var evet, diyorsunuz. Evet, müşterisi olacak. Biz onlara dünyaya açılma imkanını vereceğiz. Fakat sermayeye ulaşma imkanlarının yanı sıra en büyük bizim birikimimiz Murat Bey gibi buradaki teknoloji alanında çalışan arkadaşların mentor dediğimiz bu işe rehberlik edecek, öncülük edecek yüzlerce mentorunun olması. Çok güzel. Zaten en büyük handikap da odur herhalde değil mi? Tabii, legal, tabii. Kanuni bir takım işlemlerin yanında. Peki Barış, sana dönmek istiyorum. Eminim senin de soruların vardır İstanbul'dan. Ben Celal Bey ve Ahmet Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Son bir kez bir toparlama yapalım istersen. Oldukça güzel anlattı konuklarımız ama kesin. Türkiye'deki şirketler, o bahsettiğiniz niteliklere sahip şirketler o web sitesi üzerinden başvuru yapacaklar değil mi efendim? Evet doğru. Web sitesini bir daha tekrarlayalım lütfen. İsterseniz. Türk TURK Technet tek'i İngilizce yazıyoruz. TECHNET.org adresindeki web sitemize girerlerse orada müracaat diye bir düğme var. Müracaat düğmesine basılıyor. Form çıkıyor, belli sorulara cevaplar veriyoruz. Adım adım prosesi bitiriyorsunuz. Ve başvuru tarihi de, son başvuru tarihi de 30 Mart. 30 Mart, bir ayları kaldı. Bir ayları kaldı ve 8 Nisan'da İstanbul'da son seçimi yapacağız. 8 Nisan'da İstanbul'a geleceksiniz değil mi Murat Bey? O gerçekten önemli. Siz buraya geleceksiniz. Birebir sanıyorum o şirketleri de inceleme fırsatı bulacaksınız. Kesinlikle evet. O çok önemli. O çok önemli. Şimdi girişim o sermayesinden bahsettik. O zaman İstanbul'a geldikleri zaman stüdyomuza mutlaka davet edelim. Mutlaka çok isteriz onları burada ağırlamak. O girişim sermayesi konusunda ben ufak bir ekleme yapıp programı yavaş yavaş kapatacağız Melik. Hani girişim sermayesi diyoruz ya, Apple işte değeri 500 milyar doları aşmış bir şirket haline geldi. İlk Steve Wozniak'la Steve Jobs üniversitedeyken bu şirketi kuruyorlar, Apple'ı kuruyorlar ve yabancı bir işte büyük bir fon yöneticisi Apple'a henüz üniversite öğrencisiyken bir girişim sermayesi desteğinde bulunuyor ve o şirket işte Amerika'da 500 milyar doları aşıyor, 98 milyar dolar nakiti oluyor. Ne kadar önemli bir iş yaptıkları konuklarımızın da bu Apple örneğinden sanıyorum anlaşılacak diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Son bir cümleleri varsa onları alalım ardından kapatalım. Tabii teşekkür ediyoruz biz de bu fırsat için. Türkiye'de çok sayıda genç bizim aradığımız türde şirketler var. Lütfen hani duyanlar duymayanlara anlatsın derler ya, bu mesajın yayılmasında aracı olun istiyoruz. Kapımız herkese açık. Tamamen açık ve şeffaf bir prosedür var. Ve sonunda gerçekten çok büyük şirketlerin ortaya çıkacağını, bizim gayemiz şu anda olduğu yerde bakıp onları görmek değil, bundan 2-5 yıl ötede uzakta birer Google veya Facebook gibi şirketleri görmek. Google Başkanı Schmidt de geçtiğimiz günlerde Türkiye'deydi. Başbakan Erdoğan'la görüşme yaptan Amerikalı şirketlerin de Türkiye ilgisi bu noktada Celal Bey'in az önce bahsettiği gibi yoğun. Google'ın başkanı geliyor Türkiye'ye. Başbakan Erdoğan'la görüşüyor gerçekten.
önemli bir görüşmeydi diyelim. Her iki konuğumuza da ve Melike'ye de çok teşekkür ediyoruz. Amerika'yı kapatıyoruz. Evet, bu güzel sohbet de aslında bu güzel imkanla sizleri buradan duyurma fırsatı bulduk. O internet sitesini bir kez daha verebilirse arkadaşlarım ekranlarınıza gelecek. 30 Mart'a kadar buraya başvuracaksınız ve Amerika'da bir hafta boyunca ücretsiz eğitim verecek Taci'nin önderliğinde Amerika'daki özellikle teknoloji şirketleri, Türkiye'de olan şirketlerin bu adrese başvurup 30 Mart'a kadar başvurulardan sonra Amerika'da bir önemli desteği alabilirler diyelim ve bu noktada küresel piyasaları kapatalım. Hafta içi her gece 23'te karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.